ilk buğdayın ehilleştirildiği yer yine Hatay olmuştur. Hatay Büyükşehir Belediyesi Expo 2021 Hatay'ın tanıtım toplantısını Ankara'da Ato Kongrezyum'da yaptı. Burası büyük bir ticaret merkezi olmuş. Her gelen bir çeşni getirmiş. Bu çeşniler 600'ün üzerinde bize yemek kazandırmış. Toplantıya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Artık unutulmaya yüz tutmuş tüm sanat dallarımızın. Tanıtım toplantısında Expo 2021 Hatay'a ilişkin sunum yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kürsüye çıktı. Hatay'ın korunması aslında daha çok eskilerde, yani Cumhuriyet'in kuruluşundan çok önce Mustafa Kemal'in kafasında zaten vardır. Dolayısıyla Hatay'ı yeniden kazanmak ve bunu büyük bir diplomatik zaferle ve bütün dünyanın kabul edebileceği bir yapı içinde, bir anlayış içinde, bir hukuk sistemi içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kazandırması olağanüstü güzel bir olaydır. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu Hatay'ın jeopolitik ve kültürel önemine dikkat çekti. Tarih konusunda gerçekten de Hatay'ın bir kadim kent olduğunu, sadece Türkiye için değil, dünya tarihi açısından da önemli bir kent olduğunu biliyoruz. Kılıçdaroğlu Hatay'daki Suriyeli göçmenleri gündeme getirdi. İktidar olduklarında Suriyelileri ülkelerine göndereceğiz dedi. Sayın Başkan, 900 bin Suriyeli'ye de ayrıca baktıklarını ifade ettim. Ve Suriye'de yaşanan dramın Hatay'a büyük maliyetler çıkardığını da ifade etti. Sayın Başkanım, şöyle bir sözümüz var. En geç 2 yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla kendi ülkelerine yolcu edeceğiz. Ve göreceksiniz, Hatay eski görkemli günlerine yeniden kavuşacak. CHP lideri Millet İttifakı olarak demokrasiyi yeniden tahsis edeceklerinin de altını çizdi. Şu sözü hep beraber veriyoruz aslında. Cumhuriyetin 2. yüzyılında güzel cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağız. Zaten demokrasiyle taşlandıracak olanlar da Millet İttifakı'nın temel aktörleridir. Beraber bu ülkede huzuru, bu ülkede barışı, bu ülkede kardeşliği, bu ülkede inançlara saygıyı, kültürlere saygıyı, kimliklere saygıyı hep beraber inşallah büyüteceğiz ve yeşerteceğiz.